Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal İdare Bilimlerinde yüksek lisans yaptım. Daha sonra 2000 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Medya Sosyoloji Ana Bilimlerinde doktora yaptım. 2000 ve 2010 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde çalıştım. 2010'dan bugüne kadar da 19 Üniversitesi'nde çalıştım. Yani 10 yıl Diyarbakır'da görev yaptım. Peki bu çerçevede hocanın da bu meseleyle ilgili müsaade etmişlerse onunla ilgili olarak o meseleyle arkadaşlar tabii terörle ilgili ya da etnik şiddetle ilgili ya da ayrımcı gruplarla ilgili çatışmalar insanlık tarihinde eski. Yani yeni bir ya da belli bir yüzüne ait bir sosyolojik sorun değil. Bu insanların her zaman karşı karşıya kalabileceği bir problem olarak gelecek. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir problemle hemen hemen 30 yıldır, hatta 30 yıldan daha fazla, 30 yıldan daha fazla bir süredir doğrusu karşı karşıya, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Tabii öncelikle bu tür meselelerin etnik çatışmaları genellikle bir toplumda temel nedenle bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi bir toplum içerisinde yaşayan farklı etnik gruplar kendilerine siyasal, farklı siyasal ayrıcalıklar talep ederler ve bu yüzden bir çatışma ortaya çıkar. Tabi bu siyasal taleplerle ilgili çatışmanın dinamizmi belki bu devri uzun bir süre devam edecek şiddet eylemler. Yani silahlı eylemleri kapsamayabilir. Ama ikinci etkisi gruplarındaki çalışma eylemleri farklı bir bölgeden toprak talep ederek bağımsızlık eylemleriyle ilişkiler. Yani iki eylemden birisini burada görebilirsiniz. Ancak Türkiye'nin bu meselede karşı karşıya kaldığı çatışma ekseni ya da çatışmanın esası da ayrılıkçı Kürt gruplarının oluşturduğu ikinci seçeneği oluşturdukları. Yani ayrı bir devlet kurma talebine yönelik Türkiye'den toprak talep etmek istiyorlar. Evet, en ilginç olanı bu çerçevede. Biraz önce söylediğim gibi bu mesele 30 yıldan daha fazla sürüyor olması da hala Türkiye'de siyasal seçkinler ve devlet elitleri bu meselenin bir toprak talebi olmadığı konusunda hep ısrarcı olmuşlardır. Yani sanki ayrıca Kürt grupların siyasal ayrıcalıklar talep ettiğine dair açıklama net olarak kimse şu anda açıkça söylemiyor. Tabii bunun diğer tarafı da önemli. Eğer ayrıca Kürt etnik gruplar da doğrusu bu konuda kaypaklarlar. Onlar da çoğu zaman ayrı bir toprak talebinde bulunmadıklar. Siyasi ayrıcalıklar ya da siyasetler. Türkiye'nin diğer tarafı ise, Kürt olmayan tarafı ise olayı ötelemeye ya da olayı manipüle etmeye yönelik ya da işte Kürt olmayan unsurları ikna etmeye yönelik bir açıklama olarak söyleyebiliriz. Yani toprak talebi olmadığına dair görüşleri. Mesela biraz önce söylediğim gibi sanki ayrıca gruplar toprak talep etmiyorlar, siyasalcılıklar talep ediyorlar şeklinde bir değerlendirme var. Birinci mesele, Türkiye'nin birinci meselesi bu. Yani teşhisin doğru yapılmadığının en önemli göstergelerinden birisi. Bir de bir başka hususta şu, terörü ya da şiddeti destekleyen özellikle Türkiye'deki terörle ilgili söylediğimizde biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu tam tersine ekonomik yoksulluk nedenli bir eylem için ya da bir şiddet değil.
ekonomik bakımdan daha güçlü olmanın ortaya çıkardığı bir problemdir. Tersini söylüyorum. Yani yoksulluktan kaynaklanmıyor, tam tersine zenginlikten kaynaklanıyor. Buna benzer bir başka iddia bu konuda hepinizin var. İşte bölgenin eğitim öğretim seviyesinin ya da örgüte katılanların eğitim seviyelerinin düşük olduğuna dair görüşler. Bunlar da gerçekleşiyor. Tam tersine örgüt, bölgenin eğitim öğretim seviyesini arttıkça daha da güçleniyor. Dolayısıyla bu da doğrusu doğru bir bilgi değil. Yani mesela yine aynı şekilde şunu söyleyebilirsiniz ki mesela siyasi anlamda sınırlandırılmalar olduğuna dair görüşler de aynı şekilde gerçeğe yansıtıyor. Siz ne kadar çok siyasi faaliyet alanı verirseniz terörün o kadar çok arttığını görüyorsunuz. Yani burada da siyasi siyaset yapma engelinden kaynaklanan bir problem var. Yani burada ters işleyen bir şey var. Yani biz bu konuda en üst sorunun nedenleri konusunda bir kere doğru yolda değiliz, doğru teşvikte değiliz. Yani elimizde bu konuya ilişkin yani eylemlerle, zaman faktörlerle ilgili elimizde çok sağlıklı doğrusu yapılmış farklı alanlar değil. Yapılmış araştırmaların olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu konunun nedeni nedir? Bu şiddetin nedenleri nelerdir? Sorusunun cevabını bilimsel olarak ortaya çıkarabilecek bir veri kaynağımız da. Hepimiz biliyoruz ki bir sorunu ortaya çıkarmak için onu araştırmak gerekir. Araştırma olmadan bilme olmaz, bilme olmadan çözüm olmaz. Biz bunları yeteri kadar araştırmadığımızı doğrusu düşünüyoruz. Söylediğimiz yani terör ve şiddet eylemlerinin belki iç dinamikleri olarak bunlar söylenebilir. Yani işte yoksulluk, eğitim, öğretim gibi nedenler, iddia edilen nedenler, iç faktörler, onları söyleyebilirler. Aslında bunlara daha fazla şeyler de ilave edilebilir. Mesela nüfus artışı da iç faktörler olarak şiddet eylemlerine artırmaktadır. Çünkü bölgede nüfus hızla artmaktadır ve dolayısıyla ayrılıkçı gruplar artan bir nüfus sayesinde daha kolay eleman temin edilmektedir. Bunun da doğrusu özellikle edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlar iç faktörler. Doğrusu iç nedenler. Bir de dış nedenler var. Yani şiddet eylemlerini içeride artıran zaten dış destek alamamış bu tür gruplar içeride kolayca güç kazanamazlar ve doğrusu aktif hareket edemezler. Yani içerideki hareket alanlarıyla dışarıdaki ilişkiler paraleldir. Bugün de şimdi ya şöyle gelin var. Kapının ağzında tutanlar bir kere gitsin. Kapının ağzında niye oturuyorsunuz? Kaçacakmış gibi. Hocam bugün de ayrılıkçı grupların özellikle dış gruplarla ilişkilerine ulaştığımız zaman bunun bir tarihsel geçmişinin olduğunu zaten biliyoruz. Mesela burada yine tarihçiler Boban Beyliği'ne dışarıdan atanmış olan bir vali üzerinden Abdurrahman Paşa'nın Osmanlı dönemindeki ayaklanması, yine Yezdan İzzettin Şen'in daha önce 1853'te yine bunlar etnik mi hocam? Osmanlı dönemindeki ayaklanmalar etnik mi? Yoksa inanç boyutundan mı? Yoksa işte devletin vergi politikalarına karşı bir duruş mu? Yani Osmanlı dönemindeki bu ayrılıkçı hareketlerle ya da devlete baş kaldırı hareketleriyle. Çünkü ayrılıkçı hareket farklı bir şey, baş kaldırı hareketi başka bir şey. Osmanlı dönemindeki baş kaldırı hareketlerinin ayrılıkçı bir dinamiği var mı? Şimdi
biraz önce söylediğiniz gibi sadece bir faktörle bunu doğrusu açıklayamıyoruz. Yani şimdi Osmanlı dönemindeki ayaklanmaların da etnik ayaklanmaların sadece gerekli çalışmaları ve etnik kaynaklı olduklarını söyleyemiyoruz. Yani etnik ayrımcılığı desteğine ve bunu bu türlerine ve etnisiteye bağlı çatışmayı besleyen diğer faktörler de doğrusu etkili olabilir ama Osmanlı döneminde de bugün olduğu gibi etnik farklılığı bu sayaklamalarda denileceği olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusu Osmanlı dönemindeki işte Alevi Bektaş ayaklamalarında da benzer çözüm söyleyebilirsiniz. Yine işte 1915 olayda Ermeni meselesinde de benzer faktörlerden söz edilir. Yani diğer faktörler geçerek şiddet edilmeli birlikte ayakta geçiyor. Yani böyle söylenmesi daha doğru olur. Ya bugünkü kadar bir belirleyici bir etnik ayrımcılık yapan oluşum olmuş mu Osmanlı'da? Osmanlı İmparatorluğu zaten çok farklı etnik grupların bir arada olduğu bir imparatorluk. Zaten onu imparatorluk yapan da o. Yani farklı etnik gruplardan ve milletlerden oluşması. Ama tabii Osmanlı'nın son döneminde bunlar zaten tarihçiler iddia edilir ama aktif hale geldiklerini görüyoruz. Yani işte 1780'de Fransa ihtilalinden sonra özellikle biliyorsunuz milliyetçilik fikirlerinin ortaya çıkışına kadar Osmanlı'da da bu tür faaliyetler artıyor. Kürt ayaklanmaları bunlar bazı. Bunlar, yani oradan beslendiğini söyleyebilirsiniz. Kaldı ki zaten 1915 olaylar da aynı şekilde. Fransız devrimi etkilenmiş ve yine Osmanlı'nın yıkımı döneminde fırsattan yararlanabilirliği esas alarak ayrı bir devlet kurmayı planladıklarını görüyoruz. Zaten o zaman da Kürt etnisitesi ile Ermeni etnisitesi arasında bir bağlantının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şeydi hocam, bu devlet karşıtı yapılanmaların bir etnik kanalı söz konusu. Bir de Hizbullah dediğimiz dini bir kanal var. O bölgede örtüşen bir kanal var. Bunlar niye böyle farklılaşıyorlar? Yani bir taraf şeyken, efendim, Marksist bir ideolojiyi beslerken, diğer taraf daha İslamcı bir yaklaşımla ama temelinde de bir devlet karşıtlığı olduğunu gözlemliyoruz. Yani devlet karşıtlığı nereden kaynaklanıyor? Arkadaşlar öncelikle bir ideolojinin çıktığı bir yerde, yani keskin bir ideolojinin, radikal bir ideolojinin çıktığı bir yerde ona karşı alternatif olabilecek bir başka ideoloji de ortaya çıkar. Bu hemen bütün ideoloji için geçerlidir. Yani işte savcılığın karşısında solculuk gibi. Ya da işte liberalizmin ya da kapitalizmin karşısında da Hizbullah'ın ortaya çıkmasının en önemli nedeni Feyyaka'nın Marksist ve dine karşı tutum sergilerinden ortaya çıkmıştır. Çünkü bölgenin dini hassasiyetleri göz önünde alındığında Feyyaka'nın din karşıtlığı orada yeni bir örgütlenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla bu ortaya çıkma nedeni, yani Hizbullah'ın ortaya çıkma nedeninin başlangıçta böyle olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bölgede özellikle Kahtorkan olayı 2003. Şimdi o yıllarda Hizbullah-PKK çatışması son derece yoğun bir çatışma içeriyordu. Hatta çatışmanın 92, 93, 94, 95 o yıllarda bölgede çok şiddetli PKK Hizbullah çatışması vardı. Tabii daha sonra biliyorsunuz 93 yılında Amerika'nın Irak'a müdahalesi söz konusu ve bölgeye Amerikan askerleri konuşlandırılacak.
Amerikan askerlerinin bölgedeki güvenliğini sağlamak için bölgede Hizbullah operasyonları yapıldı. Yani Hizbullah'ın devlete karşı bir tehdit olmasından daha ziyade Amerikan askerlerinin bir tehdit olması düşünülerek operasyonların yapıldığını o tarihe denk görüyoruz. Dolayısıyla tabii operasyonlar da zamanın emretimleri, kafalıklar tarafından yürütülmüştü. Tabii yine daha sonra da gerginlik devam etti. Ama şu anda durumun ne olduğunu doğrusu bilmiyoruz. Peki hocam, bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? PKK'nın karşısına Hizbullah, Hizbullah'ı destek bir noktada, işte devlet bir noktada destekliyor. İşte Amerikan da, Amerikan yönetimi de Hizbullah destek görüyor da PKK zayıflıyor. O zayıflanmasın diye benim askerimi konuşlandırayım. Biz bunu temizlemek adına PKK'yı rahatlatalım. Bugün IŞİD'le YPG, PYD arasında olduğu gibi. Yani şimdi tabii buradaki karmaşık ilişkiler, arka plan şüphesiz göz önüne alınması gerekir. Ama burada benim o dönemde ki tespitlerim oradaydım çünkü bir yıllarda. Dolayısıyla yani Hizbullah terörizmesinin devlet kontrolünde olduğu iddiası bana çok şey gelmiyor. Gerçekçi gelmiyor. Gerçekçi gelmiyor. Doğru. İşi sağlam alma ayağı olabilir mi? Hani birisi başaramazsa diğeri yarışan çıkarlar gibi. Yani orada tabii yani ama bunu sizin kontrol etmeniz her zaman mümkün değil. Tabii gruplar arasında ki çatışmanın doğrusu dinamizmi orada o yıllarda çok yoğundu. Tabii bundan işte devlet ya da işte bölgedeki çıkar olan diğer ülkeler işte oradaki diğer terör grupları elbette kendilerine göre bir hesap yaparak hareket ediyorlardı. Ama bizim buradan söylemek istediğim şey şu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işten ne kadar kârlı çıkmıştır? Cevabını aslında bize vermemiz gerekiyor, bunun gerekiyor. Mesela onlar ibaret. Daha sonra Hüdapar olan parti işte biliyorsunuz. Seçimlere girdiler. Ama söylemleri, PKK'nın söylemlerine çok benzediği için başarılı olamadılar. Herhalde oradaki seçim muhtemelen şöyle dedi. Bu söylemi zaten söylediğisi var. Zaten ümitlenmiş. Zaten güçlü. Buna size ne gerek var? Dedi herhalde ve çok başarılı olmadığı kanaatindeyim. Başka bir nokta var hocam. Sözünüzü kesiyorum. Şimdi Marksist bir yapılanmadan bahsediyoruz. Marksizm inanç boyutunda ateizmi benimser. Fakat bu yapılanma evrildiği durumuyla artık meydanlarda cuma namazı kılar bir hale geldi. Bunun dinamiği nedir? Evrildi mi yani? Yani Marksist olarak ortaya çıktılar. Ateist olmaları lazım gelir. Fakat meydanda cuma namazı kılıyorlar. Hocam bu tabii bir... bu da yeni bir takıyı. Tabii bu bir siyasi duruş. Yani orada yani toplumun hassasiyetlerini göz önüne aldı. Yeni bir politika belirleme yolu seçti. Özellikle 90'dan sonra yine dinin de iyi bir enstrüman olduğunu fark ettiler ve bunun üzerinden de yeni bir parti politikası, yeni bir örgüt politikası geliştirdiler. Hatta o zaman da vardı. Mesela PKK'lı imamlar vardı. PKK'lı imamlar ve Hizbullah'ı imamlar ayrı yapılıyordu örgütle. Doğrusu PKK'lı imamlar yani yeni değil çok eski aslında. Fakat bu tabii yeni işte Atatürk'ün cuma namazıyla falan daha da son dönemde açığa çıktı. Ama bunun geçmişi eski. Şeyi net olarak söyleyebilir miyiz peki? Yani, çok dillendirilen bir söylem var. Bu 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda ciddi etkili olan bu Asala Ermeni kökenli terör örgütünün kılık değiştirip teşkilatın PYD'ye evrilmesi. Şimdi bu iyi bir soruydu. Türkiye'de baştan bu yana en önemli iddialardan birisi de bu. PKK işte Ermeni örgütüdür ya da Ermenidir yani şeklinde. Ama bu görüş bence geçerli ve çok doğru bir görüş değil. Kesinlikle PKK bir Kürt örgütüdür ama bir Kürt örgütlenmesi değildir. Dolayısıyla bunların içerisinde
Ermeni orijinli, Ermeni etnik unsuru olabilir. Zaten bölgede ve Türkiye'de bizim Ermeni kardeşlerimiz yaşıyorlar. Dolayısıyla Ermeniler bölgede varlar zaten. Dolayısıyla Ermenilerin PKK'ya bağlantısı, bugün itibariyle diğer etnik grupların bağlantısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok özel bir yerleri yok. Yani Ermenilerin PKK içerisindeki etkisini Ermenistan'ın büyüklüğü kadar düşünmek istersen Fransa'yla mukayese edince. Şimdi demin yanlış mı anladım? Ermeni kardeşlerimiz. Evet. Ermeniden kardeş olmaz. İroni yaptım. Yanlış mı dedim anladım? İroni. Bilerek söylendim. Ben bunu tamamen söylüyorum. Şurada Türkiye'nin en büyük problemi bildiğim kadarıyla PKK. Hani 1984'te ruh basınıyla mı başladı? Evet. Özal, Cumhurbaşkanı gibi başbakan. Başbakan. Bu problemi daha çözemedim 35 sene. Bildiğim şeyler duyduklarım acaba doğru mu? Bizim Türk askeri heyeti Amerika'ya gitmiş bir toplantıya. Salona girmişler ki orada bir harita, Orta Doğu haritası. Türkiye'nin güneydoğusunu Kürdistan olarak göstermişler. Ve de bize neye dışarı çıkıyor? Bu bilgi doğru mu sizce? Yani böyle bir şey duydun mu? Ben duydum ama sizinki kadar böyle. Tabii bu kadar gerçek olduğu konusunda doğrusu askerler şeyimiz. Şimdi bir de şey, BOP, Büyük Anadolu Projesi'nin ayaklı şeyi, devamı. Yani burada, o da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Libya'yı işte şeyi, Mısır'ı halletti. 23 ülke. Irak, Türkiye'ye de geliyor sıra. Hocam bir de şu şeyi sorabiliyoruz burada. Ermenileşen, Kürtleşen Ermenilerin PKK'nın kuruluşundaki etkinliği nedir? Yani siz Kürt örgütüdür, Ermeni örgütü değildir dediniz de. Bu manada şimdi mesela Ermeni yazarların yazmış olduğu Kürtleşen Ermeniler diye bir kitap var. Bir de İslamleşen Ermeniler meselesi. Bir de şey, Yusuf Alacıoğlu'nun var. Eski Tarık Kurum Başkanı'nın 500 bin Ermeni yaşıyor Kürt olarak bugün diye. Ama bunlar Sebataistler gibi mi? Gerçek manada İslam'a inanan insanlar mı? Yoksa takiye mi yapıyorlar bu 500 bin kişi? Hani tehcirden dolayı bizi suçlu duruma düşürmek için falan. Bu konuda PKK'yla bir bağ olabilir mi? Şimdi bu biliyorsunuz 1915 olayları da yapılan tesir esnasında özellikle Suriye topraklarına, Irak topraklarına Ermeniler tesir edilirken yollar Doğu Güneydoğu'dan geçiyor ve tarihçilerin yine beyanlarına göre pek çok kadın, çocukların tesir esnasında alıkonulduğunu, Doğu'da alıkonulduğunu biliyoruz. Hatta benim Diyarbakır'da şahsen tanıdığım Ermeni olan esnaf, işte komşularım, tanıdıklarım var yani. Bunlar tehcirde işte dedeleri alıkonulmuş, bunların çocukları. Ya da işte pek çok öğrencinin büyük annesi ya işte büyük ninesi Ermeni asıllıdır. Yani bölgede bir alıkonulmanın olduğu Ermeni tehcir esnasında ifade edildiğini doğrulayacak bazı bilgiler var. PKK, yani, şimdi bunların, Kürt örgütü değil midir siz? Ermeni örgütü değil mi? Kürt örgütü müdür? Kesinlikle. Evet yani ben... Apol Ermeni aslında. Kışanak Ermeni. Tabii ya içlerinde var tabii. İçlerinde olur mu yani? İçlerinde yönetmeler Ermeni. Evet. Gariban Kürt çocukları gidiyor, Türk askeriyle savaşıyor. Başka bir şey yok. Zaten hocam sırrı saklı itiraf etti bundan birkaç ay önce. İşte babamız Kürt, sonramız Ermenidir falan şeklinde ben sıfırlaması olmuş. Yani, bu doğru hocam. Yani şimdi alıkonulmayla ilgili şu anda bölgede bir Ermeni nüfustan söz edebilirsiniz. Ya da melez bir kültürden söz edebilirsiniz. Melez bir nüfustan söz edebilirsiniz. Yani şöyle bir laf deniyor galiba. Evet. Türk'ün Alevisi Kürt'dür. Kürt'ün Alevisi Alevsiyim diyen de Ermenidir. Evet. Bu cümle doğru mu sizce? Yusuf Alaçoğlu da zaten ondan bahsediyor. Ben hala o Ermeni kardeşim lafımda ironi mi dediğimi tamamlayabilir miyim? İroni mi? Hocam hassas konularda ironi yapmıyorum o zaman. Şu anda Ermeniyim diyen kaç kişi var Türkiye'de?
Devlete karşı çıkmayan Ermeni de yine kardeşimiz sayılır. Devlete zarar vermiyoruz. Ben Bayburtluyum, benim anamdan, ben duyduğum anamın en büyük yemini Ermeni kızıyım ki yapmadım der. En büyük yemini olur benim anam yerim. Niye? Babamın bir sözü var. İçinizden büyük benim galiba yaşayacağım. Ermeni ile Türk dost olamaz. Dicle ile Fırat kan attı. Normalde bir insanı bir insan boğamaz. Ama Türkler Ermeni boğmaktan elleri şişti. Ermeniler de Türkleri yakmaktan camileri bırakmadılar. Ermeni Türk düşmanlığı ilerlemek devam edecek. Birisi garip gelene kadar. Ben Ermeni kardeşim yok benim. Yok. Yani şimdi idare bakıyoruz ki mecliste idare edenler içinde Türk de yok. O da çok tuhaf. Neyse konuya dönelim. Hocam ben konuyla ilgili başka bir soru sorabilir miyim? Yani biraz da sizin bilim dalınızla alakalı olarak. Şimdi bu ayrılıkçı terör, yani PKK terörü işte 1984'ten itibaren böyle bir fiil başımıza bela diyelim, tamam mı? Hani daha öncesini pek saymayalım. Peki şimdi yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir sürekli olarak çatışan bir örgüt var. Ve dağda bayırda geziyor bunlar. Nitekim bunların bir de ova ayağı var değil mi? Yani bir halk desteği var mı yani? Şimdi sosyolojik olarak baktığınız zaman siz orada nasıl görüyorsunuz? Yani oradaki vatandaşlar, Kürt olsun, Türk olsun, yani şimdi orada birçok farklı insan yaşıyor. Bunların desteğine ne diyebiliriz? Ya da nasıl görüyorlar bunu? Ya da korkuyorlar mı yoksa gönülden mi destekliyorlar? Veya ne gözlemlediniz? Evet, hocam bu halk desteği meselesi aslında çok açık ve kolayca cevap verecek bir soru. Şundan dolayı. Şimdi örgütün zaten bir partisi var. Bu parti %11, 12, 13 neyse oy alıyor parti, değil mi? Dolayısıyla Kürtlerin Türkiye'deki oranı ne kadar? %15 diye. Zaten Kürtlerin tümünü oyunu almış. Ona öyle mi bakabiliriz? Yani şimdi... Yani İstanbul'dakine kim zorla oy verdirdi İzmir'de? Ama Kürt olmayanlar da verdi. Sadece ideolojik şey. Olabilir. Yani. O oranlar peki, çok... Peki hani orayı, yani, tamam orayı geçtik. Yani şeyde... Kalkmaşmış oraya gidiyor. Yani, Batı bölgelerine geçtik. Yani Adana'da bunların milletvekili vardı canım. Adana yani. Mersin'de vardı yani. Evet, Mersin'de belediyesi var. He. Akdeniz hem de göbeği yani. Mersin'de yani. Peki şimdi hadi oraları geçtik, tamam mı? Orada gönüllü olarak verdiler diyelim. Yani esas Diyarbakır veya işte Siirt, Şırnak bu gibi bölgelerde hep şöyle söylüyorlar. İşte PKK demiş ki buradan bir tane farklı oy çıkarsa bilmem işte şunları öldürürüz gibi köylerde bir sürü baskı yaptığı falan söyleniyor. Sizce doğru mudur değil midir? Yani ben, var mı yok mu? Şimdi ben tabii Diyarbakır'da köylerdeki hadiselerle ilgili doğrusu aldığım bilgiler sizin dediğiniz gibi. Yani örgütün işte özellikle kırsal alanda etkin olduğu ve oyları aldığına dair. Yani yönlendirdiğine dair. Şimdi bu olabilir. Fakat asıl problem kentlerde. Kentlerde oy önemli bir kısmı almış. Neyse Diyarbakır'da oyların %65'ini almış. Şimdi bu şu anlama geliyor. Diyarbakır'da 1977 ya da 78 seçimleri, yanlış hatırlamıyorsun, ya bilmiyorum. Orayı da MHP Diyarbakır Belediye Başkanlarını çok az bir oyla kaybetmiş. 78. Yani şimdi 78'de böyle bir Diyarbakır var yani. Ama bugün böyle bir Diyarbakır var. İşte nasıl var hocam işte? Bingöl. Muş. Evet. Şimdi, yok, belediye başkanı. Şimdi burada siyasi görüş değişti, dönüştü. Yani ikna edildi Kürtler bu hususta. Yani Türkiye'de sadece onların değil, diğer grupların da siyasi görüşlerinde önemli bir değişiklik oldu. Görüyorsunuz. Bütün bunlara rağmen Aziz Türk Milleti tekrar AK Parti iktidara getirdi. Yani önemli bir değişiklik oldu. Yani karar veren millettir yani. Saygılı olmak gerek. Yüce Türk Milleti böyle dedi. Böyle oldu. Yani şimdi orada da böyle bir benzerlik var. Şimdi evet. Oyların önemli bir kısmını aldılar. Yani %65. Zaten diğer bakımda %65'i Kürt hepsini aldılar yani.
komplike mekanizma deniyor. Yani oradaki lafını geçtim hocam. Diyor ki her ailede PKK'nın o işte ailelerden aldığı çocuklarla devlete silah çektiriliyor. Dolayısıyla öldürülen o PKK'lılar dolayısıyla aileler yas tutturulup Kürtçülük Kürtçülük propagandasının içerisine aile gönüllü çekilmiş oluyor. Bir müddet sonra istemeyerek çocuğunu da vermiş olsa çocuk öldükten sonra aile artık benim acım ve benim sahiplendiğim dava pozisyonuna getirildi. Yani sen devlet amcası, ben de buyruk acısı. Aynen öyle. 12 Eylül'den önce daha çok siyaset ideolojiler üzerinden yapılırken şimdi etnik ve dini temelli şeye döndü herhalde biraz. Daha geçerli akçeler dünyada, özellikle bölgesel çıkarları olan ülkeler için geçerli hale geldiği için. Bugün bunun üzerinden yürütüyor. Bu da eskiyse yeniden yapılacaklar. Başka bir faktör üzerinden. Bir çözüm gözüküyor mu peki hocam? Yani burada iş hani pamuk içerisinden o dikeni çekmeden ziyade bir çözüm süreci. Makul mantıklı bir çözüm. Evet. Yani bilimsel olarak diyorum. Şimdi bu sorunun öncelikli cevabı şu. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilebilmek için önce bunun iyi ve kapsamlı bir araştırmaya tabi tutulmuş. Yani terörü ortaya çıkaran nedenlerin iyi ve doğru analiz edilmesi gerekir. Daha sonra da bu doğru analizler sonra da çözüm önerilerini getirir. Biraz önce söylediğim gibi, araştırma olmadan bilme olmaz, bilme olmadan çözüm olmaz. Hocam, önce doğru peş. Diyarbakır'da çalışırken Ermeni kökenli Müslüman birinin İslam'ı samimiyetle yaşadığı konuda böyle bir gözleminiz oldu mu? Olmadı doğrusu yani. evet diyemem. Yahut da bir, yani siz olmaz da başka bir veri var mı böyle? Araştırma yok. Yani benim tanıdıklarım ve bildiklerimin dışında bu konuyla ilgili ya da oradaki yaşayan Ermenilerle ilgili ayrı bir çalışma yok. Doğrusu. Ama şunu biliyorum yani öğrencilerimin büyük ekseriyetinin mutlaka biraz önce söylediğim gibi büyük anneleri Ermeniydi yalnız. Oradan dolayı ben örgütün herhalde Ermenilerle, Ermeni meselesiyle çok iç içe geçirdiğini düşünüyorum. Ama bu çok sağlıklı bir değerlendirme değil. O yüzden örgütün bir Kürt örgütü olduğunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Ama söylediğim gibi örgütlenme konusunda ama bir Kürt örgütlenmesi olmadığını her zaman söylemekte. Şey var zaten bizim toplumumuzda mağduru koruma şeyi var. Ben mesela ortaokul yıllarında rastladım. Bir rumbaya işte Müslüman bir ailenin yanında kalmış, yetişmiş burada ama o zaman 80-90 yaşları civarında falan da herhalde. Acımışlar ona, aile zenginmiş, almış yanında. Evde hizmetçi gibi kullanmışlar yıllarca. Yaşlandıktan sonra da artık Müslüman oldu diye yanlarında gezdiriyorlardı. Ben Rum deyince dikkatimi çekti. Özellikle sordum. Yani Müslüman olduğunu söylediler şey olarak. Bizde bir koruma şeyi var. Belki bu tehcir olayında bir şuurlu olarak kendini Müslüman gösterenler olduğu gibi oradaki yerde halk tarafından saklanan, gizlenen insanlar da vardır korumak için. Komşusudur işte, Ermenidir. Bunlar zaten bölgede orada yaşamış, burada da yaşamış. Yani Anadolu'nun diğer bölgelerinde işte Elazığ'da, Sivas'ta, Maraş'ta da birçok Ermeni komşuları saklamışlar. Tehcirden kurtardıklarını biliyoruz. Özellikle yani. Anadolu'da mesela Çorum'da karşılaştım. Kürt Alevisi'nin denilen köyler Ermeni aslında yani. Tabii. Çünkü Kürtler Şafii ayrılıyor. Alevi değiller Kürtler. Hem Kürt hem yani. Alevi bir arada olmaz. Birisi tamam. Yanlış. Ya yani Kürt Alevi olmuyor. Kürtler Alevilik Türkmen geleneği. Onun istisnaları var ama. Onu söylemek lazım. Yani kültürel etkileşimler dediğiniz gibi. Ama istisnaları evet. Az olmak daha ziyade evin sınırları içerisinde değerlendirdiği bir gelenek var doğuda. Birçoktan bizdeki intiba bile. Fakat PKK hareketiyle beraber kadınların bu siyasal alanda öne çıktıklarını görüyoruz. İşte HDP milletvekillerine önemli bir kısmı bayan. Dağdaki evet, kadroya bakıyoruz. Önemli bir kısmı evet, bayan. Ama sosyolojik yapı hani o tür bir moderniteyi bünyesinde barındıran bir yapı değil. Yani nereden kaynaklanıyor bu bayan ağırlığı örgütte ve siyasal yapıdaki?
Bu onu ben daha çok bölgedeki kadınların geleneksel kadın imajını yıkarak yerine daha aktif ve modern bir kadın imajı. Strateji. Bu, strateji olarak görüyorum. Bu ama böyle bir amacı teşkil ettiğini düşünüyorum. Birinci öncelik olarak. İkincisi de tabii kadınların bu tür eylemlerde ön planda olması. Tabii kadına yönelik değerlendirmenin bizde malumunuz daha kırıdan rahatsız olması dolayısıyla onları nasıl da bu amaçla tuttuklar. Duyduğun körüklenmesi gibi. Evet. Evet, öyle. İhtiyaçlı olabilir. İhtiyaç. Tabii bugün onu gerektiriyor yani. Kadınların ön planda olması gerekiyor. Hocam ben biraz başka konuya dönerek sormak istiyorum. Başta hocamın belirttiği gibi yani PKK'nın aslında Marksist bir örgüt olduğunu ama sonradan işte etnik bir örgüt haline geldiğini falan hani belirttiniz. Şöyle düşünebilir miyiz? Aslında bunların da görüşünden çıktı. Yani iş biraz büyüdükçe, yıllara sahip olunca ister istemez PKK'da o mecraya kaymak zorunda kaldı gibi düşünebilir miyiz? Yani dış desteğinde bayağı anlamlı olduğu bir dönemde. Ya işte hani biz hem Ermeni mesela, hem ikisini beraber götürelim falan şeklinde. Biraz o mecbur mu kalındı ve o mecra mı itildi tabii dış desteği de düşünecek olursam. Tabii şu anda PKK'nın bölgedeki hareketlerine bakılırsak artık PKK Kürtlere de ciddi tehdit etmeye başladı. Yani Kürtler için de büyük bir tehlike aslında. Çünkü şu andaki seçili yöntem son derece gayri insani bir yöntem. Yerleşik hayatı ciddi anlamda zora sokan bir yöntem. Dolayısıyla bunu Kürtler tarafından onaylanmadığını ben düşünüyorum. Buna rağmen neden böyle bir hareket yapılıyor? Bu tabii biliyorsunuz söylediğim gibi bölgenin genel karakteristikleri ya da bölgedeki şu andaki tüm gelişmeler birlikte ele alındığında bunun PKK'yı da aşan süreç olduğu kanaatindeyim. Yani PKK ailemiz bu işi artık yapmak istemiyor derse dönebilir mi? Dönemeyecek. Yani öyle çetrefilli bir hale aldı. Bu nedenle mesele her zamankinden çok daha ciddi şu an. Beraber bu yol, düştüğü kötü yoldan geri dönebiliyor mu? İstese de dönebilir mi? Bu ciddi bir tartışma. Yani istese de silah bırakamaz. Bırakabilir, evet. Bırakamaz. Bir soru soracağım ama sizin anlatımınız lazım. Şimdi 2002'de PKK, işte o zamanki siyasi konjonktür, siyasi hükümet, PKK'yı bitirdiğini, çok az artık eylem yaptığını hatırlayalım. Öyleydi zaten. O politika devam etseydi, bugün PKK ne halde olurdu? Şimdi hocam, kolay bir soru. 2002'de tabii PKK'nın... Bu politika devam etseydi. Ben 2000'de Diyarbakır'a gittim. Evet. Yaşamış bir zaman. Tabii. 99-2000'de işte Öcalan'ın yakalanmasıyla bağlı olarak bir, evet, sessiz bir ortam oldu. Kısaca. Sıfıra yakın oldu. Ama bu örgütün bu sessizliği aslında derin bir sessizlik olarak her zaman düşünmesi gerekirdi. Bu süreç aynı. Bu sürecinde oldu. Süreç çok kötüydü zaten. Tabii. Evet. O zaman da öyle. Yani örgüt eğer biz barış istiyoruz diyorsa durumu kötü demektir ve ilak yapmak istiyor. Hazırlık yapmak istiyor demektir. O günle bugün arasında çok fark yok. Yani o zaman barış istemiyordu ki örgüt. Tabii. Zaten istemiyordu. Nefes almak. Barış nefes almak için. O yani bitti o gibi yok, değil. Bitmedi. İşte, objektif soruyorum yani. Duygusal soruyorum. Hocam bitmemiş olabilir ama kontrol altında değil mi? Yani devlet onu gerçek manada hiçbir zaman kontrol altına alamadı. Yok, kontrol altındaydı, yok tabii. Ya o politika devam etseydi bugün yine aynı güce ulaşır mıydı? Yani onu tahmin etmek zor ama fakat bitmez. Ama belki yok, ben bitmezdi demiyorum. Ama bu güçlü mü? Çok güçlü yani. Evet, yani bu, ben onların şey, televizyonunda seyrediyorum. Korkunç yani. Yani hocam buradan şunu diyoruz. PKK eylem yapmasa bile teröristler bulunup yok edilmeli. Hani 2002'deki eylemlerin bittiği görünümü bile onların güçlenmesine sebep oldu diyorsunuz ki o zaman
eylem yapmıyor diye biz görüşemememiz lazım. Tabii işte onu söylüyorum. Yani, zaten işte en büyük zaafı her zaman bu olmuştur. Yani örgüt faaliyetine 83'te başladığından bu yana geçen süreçte örgütün ateşkes çağrılarının hepsi örgütü yeniden toparlamaya yönelik bir programdı. Bu çok önemli. Bir de hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela bu teslim olan teröristler var ya, pişman olanlar. Bunlar örgütte çürüğe ayrılmış bireyler. Örgütün iade ettikleri yani. Böyle bir şey yok. Oraya ideoloji eğitiminin cezanı tamamlasın diye. Hayırsızlar, onlara göre hayırsız. Maraz olanlar. Yani. Maraz, bunları gönderiyor yani. Diyor ki siz gidin bize yük olmayın, gidin devlete yük olun. Hocam, bir demin kadın meselesi, PKK'daki kadın meselesi konusunda şu bir veri olabilir mi? Mesela İslam öncesi müşriklerde veya İslam geldikten sonra da diğer gayrimüslimlerde kendi değer verdikleri şeyleri savaş meydanına götürme, bunların içinde kadınlar da var tabii, savaştan kaçması diye. Bunlar bir adım daha ileri götürüp doğrudan doğruya savaşa sürerek kadınları acaba PKK'ya daha azimli bir mücadele şeyi mi vermeye çalışmışlar? Olabilir mi? Tabii yani orada kadın... Yani hocam, her ne kadar olsa olsun erkek kadının olduğu yerde daha önde olması düşüncesiyle daha aktif olması gerekir. Bir kadın terörist olup eline silah alıyorsa erkek canını vermesi lazım. Ya da şey düşünülebilir, kadınların o arkadaşlar için değerinin çok fazla olmadığından da kaynaklı olabilir. Yani oradakiler senin benim gibi düşünmüyor ki, onlar için çok değerli değil. Şimdi geleneksel aile yapısı ve baskı, totaliter aile yapısı var. Bir tarafta daha özgürlükçü olduğunu iddia ettiği bir örgüt var ve bu örgüt onlara özgürlük vaat ediyor. Kadınlar da bunu bir özgürlük var, bunu gerçek özgürlük var olarak görüp örgüte katıldıklarını söylüyor. Örgüt kendini eleman kazanmak için her yolu denemiştir. Kadınlar da böylece örgüte daha iyi yapıyorlar. Katılır mısınız ama bu mesela Suriye'den gelen vatandaşların şu anda ne kadar örgütün üstüne giderseniz gidin can suyu sağladığını düşünüyorum. Yani orada inanılmaz bir insan gücü var ve kim oldukları, ne oldukları hiçbir şekilde belirsiz kullanılabilecek binlerce insan var. Yani bizim o can devlet bile biliyor. Peşmergeler öyle oldu hocam yani. Antalya'daki evvelinde terörist şey olaydı. Suriyeli dediler. Sonra başka çevirdiler. Yani 90'lı yıllarda o adam hocam yani çok üzücüydü yani. Uzaklaşalım bir soru daha soracağım ama şimdi PKK Marksist bir örgüt. Temelde öyle. Doğuda feodal bir yapı var. Ağalık yapısı. Bu ağalık yapısına siz orada yaşayan birisi olarak nasıl bakıyor PKK'ya? Aralarında bir sürtüşme yok mu yani? Kavga yok mu? Mecaz anlamda. Şimdi bölgede... Çünkü Marksizme oynuyor ağalık. Şimdi, tam tersi. PKK toprak ağalığına karşı olsa da yeni ağalar ortaya çıkarttı. Tamam. Uyuşturucu ağalar. Yani şimdi siz... Marksist de değil o zaman. Tabii yani, yok Marksist... İdeolojik olarak Marksist olsa da yani, kağıt tabii yani, bir savaş yaptığı iddiası yani yeni işte uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığından, insan kaçakçılığından çok daha büyük paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla paralar falan gölgede kaldı. Onlar şimdi fakir duruma düştü. Hemen söyleyeyim şey, yani, savaş kuralı tanımaz abi. Savaşın kuralı olmasın. Maraba oldu, toprak ağası yok artık. Onlar seçilen çok, bütün vekilleri toprak ağası. Ahmet Türk gibi, şey gibi, Sırrı Sen gibi. Bu insanlar zaten toprak ağası. Hocam şimdi sorunun doğru, bilimsel olarak yeterince tahlil edilmediğini tahmin edebiliyoruz. Yani ben mesela Almanların ortaya koyduğu muktesabatla, o meseleye ilişkin bilimsel birikimle bizdeki bilimsel birikimi mukayese ettiğimde onların bizden çok daha ileride olduğunu düşünüyorum. Bu doğru yani. Meseleyi teşhis boyutunda bizim eksikliklerimiz var ama bir de yaşanmışlıklarımız var. Yani yılları aşan yaşanmışlıklarımız var. Bu yaşanmışlıklardan hareketle geleceğe dönük olarak bu meselenin halinde ne tür yöntemler uygulamamız gerekiyor?
yapıyorlar. Yani nasıl çözeceğiz? İşte cenaze ortada. Bunun kaldırılması lazım. Nasıl kaldıracağız bu hocam, cenazeyi? Hocam burada ben de bir soru sorayım. Doğu'da kafası karışık devlet mi PKK mı diye düşünen bir Kürt altı halkı varken Diyarbakır'da ben de bir haberde görmüştüm onu, bilmiyorum siz yaşamışsınız doğru mu? Diyarbakır meydanının ismini Şeyh Said Meydanı yapmak yani Kürt halkını nasıl düşündürür? Bir de bunu yanıtlarsanız sevinirim yani. Şeyh Said de bir isyancı elebaşı, neden meydanın ismini Şeyh Said Meydanı yapılır? Devlet de orada. PKK'ya yöneltmez mi orada kaldı? Herhalde. Arkadaşlar, şimdi birinci sorunun soruyu, hocanın sorduğu soruyu arkadaşlar da sordular. Nasıl çözülüyor bu mesele? Söylediğimiz gibi bir bilimsel, ciddi bir bilimsel çalışma meseleyi önce eline koyun, anlayacaklar. Kesinlikle. Şimdi, benim kanaatim bu yönde şu. Özellikle içeride PKK'nın faaliyet gösterdiği kurumlar, eğitim, sağlık, polis, ordu, neyse, üniversiteler, işte yargı, hepsinin içerisinde öncelikle çıkarılabilecek yasal düzenlemelerle, kolaylaştırılacak bir düzenlemeyle PKK'ların tespit edilip tasfiye edilmesi gerekiyor kurumlardan. Yani diyelim ki milli eğitimde bir okul müdürü ya da bir öğretmen PKK propagandası yaptığında bunun karşılığının çok ağır olduğunu görmesi gerekir. Ve bu süreç, bu işten caydırıcı bir şekilde ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Fakat bunlar... Hocam caydırıcı olmasına bırak, adamı devlet bünyesinde barındırma başlıyor. Zaten mücadele ediyor hocam. Yani evet. yasal... Yani adam PKK'lı da kendini gizlesin manasında bir caydırıcılık da olmasın. Adamı ortaya çıkaralım. Yok hocam, olabilir. Yani şimdi kafası arkadaşımızın dediği gibi karışıktır ama siz meydanı boş bırakırsanız kafasının karışıklığı olumsuz yönde sürekli çalışırken engellerseniz olumlu yöne dönüşebilir. Yani düzenlemelerle kurumlardaki propaganda ağırı bir kere engellenmek gerekiyor. Benim orada gördüğüm kadarıyla. Ya ben size daha basit bir örnek vereyim. Mesela bir de orada mesela elektrik kullanılıyor. Ya siz Diyarbakır merkezde kaçak elektriği engelleyemezseniz siz daha hakim olmaz. Siz daha da nasıl kontrol sağlayabilirsiniz? Şimdi ben bir Diyarbakır'da bir vatandaş olsam derim ki ya bu devlet elektriği kontrol edemiyor ki beni kontrol etsin. Hocam yani kurumlar çalışmıyor. Etkili bir hesap. 90 yılında adam PKK sempatizanı üniversitede okusun diye koskoca hastanenin gece nöbetçi memuru yaptılar. Evet. Adam gündüz okula gitsin diye. Adam okulu da bıraktı, memuriyeti de bıraktı, daha iyi. Evet. Yani bu adamlara tolerans tanımakla veya imkan vermekle adam olacak değiller. Hangi kazanlar? Kesinlikle. Yani bu tür önlemlerin alınması gerekiyor hocam. Birincisi bu. İkincisi de silahlı bir örgüt şüphesiz ve siz bundan silahla karşılık veriyorsunuz, demek zorundasınız. Burada da yine silahlı mücadele içeride ve dışarıda uluslararası ilişkileri de dikkate alarak hatta bazen uluslararası ilişkileri de aşarak müdahale etmemiz gerekir. Şimdi mesela ben bu Kandil efsanesinden hiçbir şey anlayamadım 30 yıldır. Habire bombalıyoruz orayı. Hiçbir şey anlayamadım. 30 yıldır Kandil. Yani eğer siz Kandil'i ortadan kaldıramazsanız bu meseleyi çözemezsiniz. Çözemedik de zaten. Dolayısıyla şimdi biz o zaman ne yapacaksınız? Çözemediniz. Hocam bir dizi, bir film vardı televizyonda eskiden. Hani açıyordu görevini adam, alıyordu, imha ediyordu kendini. Öyle elemanlar olmasın lazım. Yani gidip Kandil'de görevini yapacak, kendini imha edecek adamlar olmasın lazım. Görevimiz tehlike. Ama her şeyden önce yasal bir tutarlılık olmazsa devlet tutarlılığı kontrolü da tutarlı bir devlet olacak yani. Şimdi yasal tutarlılık diyorsunuz da mesela özür dilerim. Yani hakim olmayarak bir şey belirtmek istiyorum ben yani kendi kanaatimce yani katılır mısınız? Şimdi Avrupa ülkelerinde bunu nasıl çözdüğüne bir bakmak lazım. Bugün Almanya mesela Bayer Meinhof işte örgütünü üst düzey yanlış hatırlamıyorsam 72 yılında yakaladı ve hatta karı kocaydı en üst yetkilileri.
ayrı ayrı hücreye koydular. Ertesi gün o hücrede onlar ölü bulundu. Yani işte Kızıltukar'da, İtalya'da nasıl hallettiler? Gel ETA, İspanya'da ETA nasıl hallettiler? Ne hallettiler? Bir terör örgütünün 30 yıl eğer devam ediyorsa izlenen politikalarda yanlışlık var demektir evet, yani. Şey ama o bu sempatizan manasında diyorum ben. Şimdi etkili mücadele her halükarda yapılır ama devlet olarak da tutarlı bir politika olup işte bak bunu yaparsan bunun cezası budur diye. Yani onun hesabını verirseniz yani çözemiyorsunuz hocam. Yani ben ulusal güvenliğim dersiniz ve şu anda denildiği gibi yani tabii geçti de çok vakit geçti de. Diyor ki benim birliğime, benim vatan bütünlüğüme diyor ücretlere, ben dolayısıyla hakkımdır diyor. Bunu Avrupa'da ses çıkaramaz. Hocamla biz zaman zaman sohbet ediyoruz. Hocanın tespitlerinden bir tanesi bu bölücü meseleyle alakalı. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türk sorunu vardır. Yani Türk sorunu var yani. Ama ben hani katılıyorum yani bunu burada söylemeyi herhalde şeyden gözden kaçırdı. Yani ama bu meselenin nasıl sorunları Kürt olmayanlar da kesinlikle. Böyle söylediğim gibi yani bu Kandil nasıl bir yerdir ki çözemediniz. Gidemediniz. Bir de pardon. Kandil'in şu özelliği var. Kandil örgüte sempati duyanlar için bir sığınak alanı. Yani Diyarbakır'dan kalkan birisi birkaç saat sonra oraya varıyor ve oradan Türkiye'ye tekrar gidiyor, tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Yani siz bunu engelleyemezseniz o zaman bu işi çözemezsiniz. Yani şunu dememesi gerekir yani benim gideceğim ve sığınacağım bir yer var derse örgütün sempatizanı bu meseleyi çözemezsiniz. Yani onu gidip geleceği Türkiye'ye gidip çıkacağı bir yeri olmamalı. Mesela ben yıllardır söylüyorum ki yer altı tünellerinden gidip çıkıyorlar bunlar. Yine bugün buldular Suriye'den Türkiye'ye tünellerden gidip çıkıyorlarmış. Devletin haberi yok. Bu tünelin girişine betonu dökerseniz hocam. Devletin haberi yok mu işte? Yani öyle bir şey var. Betonu dökeceksin bakayım nasıl çıkacak. Şey yani ya, burada gerçekten bu meselenin asıl sorumlusunu arıyorsanız aynaya bakın. Asıl bunlar var. Şeyde bu 1900'lü yılların başlarında Osmanlı'da da çok farklı olmayan işte o Kürt ayaklanmaları, Balkanlardaki şeyler falan çok da farklı değil. O zaman Türk aydını işte Yusuf Akçura üç tarzı siyasette net olarak ortaya koymuş. Bu işin çıkışı ne Osmanlıcılık ne ümmetçilik. Tek tek çıkışı Türkçülük diyor. Yani Türk milliyetçiliğinden başka bir çıkışı yok diyor. Ama onu neye göre ifade edeceksiniz? Yani Türk milliyetçiliği dediğimiz yapı Kürt karşıtlığı üzerine inşa edilmiş bir fikri sistematik olarak kendisini ifade ederse bu çok sağlıklı bir söylem şey olmaz. Ama, şimdi şöyle düşünüyorum ben. Mesela az önce hocam da söyledi. Bir Almanya bilinci, bir Alman bilinci var adamlarda. Bunu ortaya koyduktan sonra arkadaş önemli olan Almanya'dır, Türkiye'dir. Sen burada yaşıyorsan bunu kabul edeceksin arkadaş. Değil mi? Siyasetiz. Koyduğunuz var. Etnik kimliği kalkıp ilan ederse 70 milyonun karşısında bunu çözemezsiniz daha hocam. Belirttiğiniz gibi yani. Milli bilgi. Tabii yani. Yönetenlerden. Amerika'da 35 milyon Çinli var ama biz Amerikalıyız diyor. Detektör ya Amerika. Ya çıkıp da Türkiye'liliği, bayrağı, İstiklal Marşı'nı değiştirelim falan filan tartışmaya açtı mı? Surda gedik açıldıktan sonra tabii her şey tartışılır hale gelir. Yani o zaman milli birliğin de tartışılır hale gelir. Tabii adam yani özellikle rahatça söyler. İçişleri Bakanı düşünebiliyor musun? Basını zaten olsun da pazarlık etmişsiniz hocam. Hocam netice olarak Türkiye bölünecek mi? Yoksa tekrar serör bitecek mi? Sorunun cevabını vermek zor. Yakın en azından. Sen görmezsin ihtiyar Şöyle bir beklem var. Biliyorsunuz Türkler her şeyleri verirler, topraklarını vermezler. Yani bu milletin böyle bir özelliği var. Onlar için her şey toprağa fedadır. Sınır taşı bir metre ileriye gitmiş diye babasının oğluyla kavga ediyor bu millet ya. O nedenle Türkiye'nin bölünmeyeceğini ama Türkiye'nin bir bütün olarak işgal edebileceğinden daha fazla endişeli. Biraz açalım hocam. Çok farklı bir cümle oldu hocam bu. Yani benim kanaatim o yönde. O zaman Türkiye Kürt devleti olur. Yani evet ben bir Irak olmasından korkuyorum. Şimdi Amerika
Benim şahsi kanaatim. İnşallah Allah bizi işgalden intihar etmesin. Amerika öteden beri zaten bu Lozan'da da taraf değildi, şeyde de taraf değildi. Bütün haritalarda rahatlıkla Doğu'yu, Güneydoğu'yu başka ülkenin şey olarak gösteriyor. Büyük Ortadoğu projesinde de hani o 22 ülke, 23 ülke şeyi de 23. ülke net bir şekilde Türkiye. Bölünecek topraklar arasında. Türkiye'de var. Zaten inkar etmiyor. Amerika yani. İnkar etmiyor, söylüyor. Hiçbir şekilde ikna edip bu işin uluslararası camiada net tavır konulmadıktan sonra bu işin çözüme kavuşacağı hususu soru işareti olarak kalacak yani. Net tavır içinde Türklerin net tavır olması gerekiyor. Yani biz tavır koymadıktan sonra adamların niye işi zaten ortada çizmişler dayı. Türk kelimesinin bile yasak olduğu neredeyse tercihlerin kalktığı yerde ortamda nasıl olacak bu? İşte o sikeyelim kendimize gelmekten sonra hocamız dedi. Yani işte. Hocamın da böyle ya. Biz kendi içimizdeki bilinci ayağa kaldıramadıktan sonra bu işin çözülmesi. Yani İçişleri Yönetmeni İçişleri Bakanı diyor ki yani sen kardeşim dağlara niye işte namıklı Türkiye'nin diye yani birisi açıklar dedi ki namıklı Türkiye'nin diye. Bunu bir İçişleri Bakanı korkutuyoruz ha. Tartışma açtığında sonra. Bunu korkutuyoruz ha. Bunu televizyonda açık açık söyledi. Niye yazıyorsun dağlara namıklı Türkiye'nin diye. O da yazdaki namıklı Türkiye'nin diye. Yani böyle çözemezsiniz tabii. 30 sene de gider, 60 sene de gider yani. Türkiye'nin bu meseleyi çözmeye yönelik herhangi bir projesi olmadı. Ve hala yok. Problem var mı? Yok. Varsa söyleyeyim. Yok. Sizin, pardon, arkadaşın o Şeyh Said meydana meselesi var. Tabii oradaki Şeyh Said meydanın isminin konulması daha çok İslam geleneğine uygunluk açısından düşünerek verilmiş bir isim olduğu kanaatinde. Dolayısıyla böylece terörü motive ettiğini Said'in Nursi gibi. Said'in Nursi meydanı gibi. Ama o algı değiştirilebilir. Öyle olmuş olsa bile o algı daha sonra değiştirilebilir. O Kürt milliyetçiliğine dönüşebilir. Aynen. Başlangıçlar böyle oldu. Ama yani Berkan'ın onaylamadığı bir isim. Hocam ben bir şey daha söyleyebilirim. Bence 30 senedir devam ediyor bu TKK mevzusu ama kararlılık olsa hani devlette bir kararlılık böyle bir dediğiniz gibi proje bir siyaset hani kökten toplanıp da yani bir şey yapma içgüdüsü olsa böyle bence çözülmeyecek bir sorun olarak görmüyorum özellikle elinde silah olan teröristlerin yani bir şey yapıyoruz mesela birkaç sene önce Güneş Harekat diye bir şey vardı çıktık daha böyle askerler bu operasyon bir hafta falan oldu bitti dediler geri döndüler bir şeyler oldu yani bir asker ölüyor, iki tane şehit oluyor, Kandil'i bombaladı. Yani asker ölmeden bombaladı Kandil'i veya hani 30 senelik verdiğimiz asker şehitten daha mı fazla vereceğiz bir karar harekatı yapsa Kandil'e? Ama bir türlü bir kararlılık, bir şey, bir çözüm süreci mi yapalım? Çözüm süreci yapıldı, baktık Cizre'ye adamlar mühimmat yerleşmişler oraya. Hani bir kararlılık olan bir devlet olsa, bir hükümet olsa bence çözülmeyecek bir şey yok ama bence o hani görmüyorum hani hiçbir hükümetle. Devletle onu yapacak kararlılık yok yani. Biraz önce söylediğimiz gibi tabii bu meselenin sadece askeri ve silah boyutu yok. Diğer kurumsal mesele boyutunu da değerlendirmesi gerekiyor. Ama tabii askeri bir bilgi bu için söylediğiniz. Yani askeri teknik açısından operasyonlar doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz çünkü iş uzmanı değiliz. Ama dışarıdan ben baktığım kadarıyla mesela Sur'daki operasyonların televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla pek de askeri disiplin içerisinde ya da askeri esaslar içerisinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani orada onlarca polis ve askeri açık alana bırakmışsınız. İşte keskin nişancılar üniversiteyi kasından silah atıyorlar. Yoksa şehir merkezinden mi atıyorlar? Bunları kontrol etmek de zor zaten. Yani siz aşağı çıktığınız zaman şehir sayısı artacaktır. Ben orada da bazı eksiklerin olduğu kanaatindeyim. Ama tekrar söylüyorum, uzmanlık alanı olmadığı için çok ciddi bir eleştiri getiremiyorum. Şuna ne dersiniz hocam? Şimdi sizin ağabeyinizle ilgili bu ihtiyaçlar piramidi şeyinde piramidin en zirvesinde biz bu meseleyi oturtsak devlet olarak uluslararası camiada da iç politikada da
bu işin birinci mesele, her şeyin önündeki mesele olarak koyduğumuzda her türlü pazarlık masasında üçüncü, dördüncü mesele her zaman budanır ama birinciyi kimse budayamaz. Bu birinci mesele, yani o ihtiyaçlar piramidinin tepesindeki mesele olmuş olsa çözülmez mi sizce? Zaten şu anda öyle değil mi? Şu anda birinci sırada değil işte. Yani. Birinci sırada yani, ben öyle görüyorum. Şu anda birinci sırada başkanlık. Hocam, bir şey soruyorum. Hocam şimdi geçmişte biz aslında tarihte buna biraz daha aşinayız. Benzeri ihanetlere her zaman uğramış Türk milleti. Balkanlarda, Kafkasya'da, efendim aynı coğrafyada Ermenilerde. Az evvel arkadaşımızın da söylediği gibi ona iyi hükmedecek bir hükümet lazım yani. O yani dik duracak bir hükümet. Milli hükümet lazım. Tarihimizde de bu oldu mesela. Enver Paşa Milliyetçilere hükümet oldu, tescil yaptı. Tarih yine tekerrür edebilir. Tabii biraz önce söylediğimiz gibi. Yani iyisi veya kötüsü diye ayrılmaya dan ziyade iyisiyle kötüsüyle mutlu mesut yaşamaları için bir başka coğrafyaya sevk edilmeleri bu işin kökten çözümü değil midir? Mantıklı açıdan diyorum. Hani duygusal olarak iyisi var. Neden böyle? Yok. O onlara şimdi diyor ki şeyin suçu ne? Şimdi %65 Diyarbakır'da insanlar oy vermiş. %35 deme kovalayacağız. Yani ne yapacağız? Şimdi hocam o tarihte de Ermenilerin hepsi silahlı değildir yani. Hocam onu zaten hepsini siz teşkil etmiyorsunuz. Şimdi teşhir meselesi şöyle olmuştur. Yani biraz da teşhir Ermenileri korumaya yönelik alınmış bir tedbir. Osmanlı toprağının dışına sevk etmemişler değil mi hocam? Osmanlı için. Yani Osmanlı için de yani. Osmanlı toprağı. Yani Türkleri ve Müslümanları korumak için yapılmış bir şey değil ki de. Ermenileri korumak için yapılmış bir şey. Yani olası Müslümanlarla ilişkilerindeki gerginliği azaltmak ve olası ölümleri önlemek için Osmanlı, Ermeni vatandaşlar kendi topraklarını başka yere sevk etmiştir. Ve sorun da çözmüştür. Hocam daha sonra Osmanlı'nın 700 yıllık süreçte kontrol ettiği ve en iyi projesi budur gerçekten. Yani karşılaştığı sorunu çözme konusunda verdiği mücadelede en rasyonel kararlardan birisidir bu tercih meselesi. Kurtuluş Savaşı'nda Rusların onlarla işbirliği yapma şeyini engellemiş mesela. Bu Doğu sınırımızda hiçbir problem olmamış doğru dürüst. Yani o tehcir olmasaydı daha büyük problemler çıkarabilirdi. Yani ama tekrar söylüyorum. Yani bir takım tedbirlerin alınmasındaki esas tehcir meselesinin böyle olduğunu. O açıdan düşünürsek ama hocam sadece Ermeni vatandaşları korumak için değil aynı zamanda devletin o bölgede rahat hareket etmesi tabii, için aynı, de. Aynı zamanda. Yani oradan tehcir ettiğiniz zaman problemi oradan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bu bizim söylediğimiz değerlendirme daha gerçekçi. Hocam farklı illere göç de yani o kendimi doğudaki insanlar işte mesela Trabzon bizim bu şey Erzurum yöresine başkan Yozgat falan yani o kararlılıkla devam edilseydi zaten böyle bir sorun çıkmayacaktı yani. Dolayısıyla yani şu andaki politikalarla PKK bitecek, MKK başlayacak. Yani 1980'li yıllarda DHKPC çok etkin bir örgüttü. Bugün PKK ile ortak eylem yapıyor. Yani PKK olarak, isim olarak değil, yani fark eden bir şey yok. Yani PKK'yı bitirirseniz işte öbür tarafta DHKPC veya başka bir isim altında devam eder. Yani bu şekilde yani bu politikalarla devam edersek zor çözeriz gibi geliyor hocam. Yani sizin bu konuda ne dersiniz? Benim yani burada asıl mesele şu hocam. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu meselelerle yani terör örgütleri ya da etnik grupların eylemlerinin nedenlerini analiz edip buna uygun yasal düzenlemeler, buna uygun sosyal düzenlemeler getirmesidir. Bunun için de üniversitelerde, akademisyenlerde ya da ilgili çevrelerden. 78'de yapılan toprak reformu mesela o konuda ne dersiniz mesela? O Güneydoğu'da 78 yılında yanlış hatırlamıyorsam 1. Mecliye Hükümeti döneminde toprak reformu yapıldı. Ya oradaki koridor yapıyı kırma adına. Toprak reformu da şey olmadı. Dolayısıyla tavsiye bir şey yapılmadı. Ha, baş. Olmaz. Evet.
başarılı olsaydı bunlar olmazdı diyebilirim. Şimdi nizami sohbetimizi bitirebiliriz herhalde hocam. Yani işi olan arkadaşlar ayrılabilirler ama özel sorular olanlar varsa biraz çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Devam edeceğiz ama nizamlı olarak bir saat 10 dakikadan beri konuşuyoruz hocam. İşi olan arkadaşlar ayrılabilir. Sorusu olanlar için burada hocam.